Yarın bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiçbirine vermem. Neden? Hiçbiri vatandaşa için hiçbir şey yapmıyor. Kızgın mısınız? Hiç mi yapmıyorlar? Kızgınım tabii. Neyine gideceğiz? 3 tane parti var. İçinde oy verebileceğiniz birisi yok mu? Yok. Siz? Benim var abim. Kim? Ben işin gerçeği, ben AK Parti'ye vereceğim abi. Neden AK Parti? Abi neden AK Parti? Diğer partilerin hepsini denedik, hepsi terörden yana fikirlerini kullanıyorlar abi. Peki Tayyip Erdoğan CHP'nin başına geçse yine oy verir misin? Düzgün yönetirse niye vermeyeyim ki abi? Niye vermeyeyim? Diğer soru efendim, Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli günlerdir eleştiriyorlar. Siyasilerin Anayasa Mahkemesi'ne müdahalesini nasıl karşılıyorsunuz? Yanlış. Bana göre doğru abi. Neden doğru? Yanlış. Şimdi adam mesela diyelim Demirtaş 52 kişinin katili. Ötekisi devletin sıralarını ifşa etmiş. Şimdi konuşacağım. Şimdi. Bir dakika abi. Bir sıra sıra hangisi? Abi konuş konuşma. Kimi öldürdü? Ya abi öldürme değil abi. Diyarbakır'da. Bir dakika konuş. Ya şimdi tartışmanın bir anlamı yok abi. Sana soracağım. Dur. Tamam mı? Şimdi ondan sonra diyorsun bu hak ihlali diyorsun. Hangisi normal için? Bir vatandaş bir suç işlediği zaman cezaevine atıyorsun. Efendim devlet mahkeme diyor ki zamanında suçluysa suçunu ver, şeye sürümceğim atma diyor. Tamam da ben sana bir şey söyleyeyim. Ben seninle tartışmıyorum. Ben son soru efendim. Dur sana soracağız. Abi, son, demeye, ne diyeceğim ben o abi sen bana bak. Son soru. AK Parti tek başına iktidar olur mu ilk seçimde? Ya 2023'te mi? Evet. Ya da yarın seçim yapılıyor. Ne alındı? Ya abi ne şimdi onu abi bilemem abi. Ben. Onu ben bilemem. Seçmenin iradesi. Bilemem. Ben kullanmayacağım. Siz de seçmezsiniz. Ya bak. Abi bak ben. Arkadaş ben yayınlıyorsunuz değil mi bunu? Kesinlikle. Milletvekilinin birine ben burada seçim olurken şu soruyu sordum. Sayın milletvekili adayı, şimdilik oy için bizden oy istiyorsun. Yarın seçilirken neden gelip de bizim bir halımı hatırımızı sormuyorsun? Unutup gidiyorsun artık. Evet ne dedin? Ben emekliyim. 7500 primim var. Aldığım aylık daha asgari ücret değil. Vekille gitsin. Hangisini isteyeceğim? 600'ünü de istemiyorum. Gitsin başkası gelsin. Tamam, doğru. Bunlardan başka adam yok mu? İnsan yok mu? 81 milyon kişiden. Onun adı çocuğu da var, onun çocuğu da var, benim çocuğum da var. Nedir getirdiler? Yok Kürt sorunu, yok Alevi sorunu, yok Sünni sorunu. Öyle bir şey olmaz. Biz kardeşiz, kardeşçe yaşayacağız. Eğer bir dakika. Eğer bizim burada olan arkadaşların birbirimizin hanımına, çölüne, çocuğuna saygımız var ise biz toplum yaşıyoruz. Saygı olmayan yerde bu toplum yaşamaz. Milleti birbirine düşürtmesinler. Gidirler onlar 20-30 milyon 40 milyon aylık alırlar. Ayrıyeten geliri var. 2 milyon 300 bin lira askeri ücreti. Gel de geçin. Kira ben de açarsam ben de çıkarım. Ha, Esenler'de Süleyman Soylu şunu diyor. Polisler İstanbul'a gelmiyor. Neden? Kiralar pahalı. Ben 7500 ödedim. Ayaşım 61. Bana verdiği asgari ücret bile değil. 7500 prim yaptı. Ben nasıl kiradayım. Nasıl geçineceğim? Hangisi olursa olsun hiçbirine vermeyeceğim. 600'üne de vermeyeceğim. 600 tane milletvekiline ne var? Ne gerek var? Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar milletvekili var? Bizim Türkiye kadar 3-4. Sol partiler hep zarar verdi. Niye? Cumhuriyeti CHP kurdu. Boşuyla Cumhuriyet kurmayan olmuyor ki. Şimdi CHP kurdu. Demir Çeliği CHP kurdu. Yok boş laflar. Sümer Bankı CHP kurdu. Tekeli CHP kurdu. Ben Malatyalıyım. Malatya Sümer Bank vardı. Tekel vardı, şeker fabrikası. Şimdi üçü de yok. Tamam, o yaptı. Onlar mı gorduruyorsun? Onlar yaptı. Bir de sağ partilerin ne yaptığına bir de yaz. Havalanı mı dersin? Köprü adam denizin altını yardı. Yani ona paramızla yap işte devletle yapınız. Biz dışarıya para ödüyoruz. Geçen Bursa'ya gittim 170 lira para ödedim. Keşke yapaydılar da ötekiler de. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi partilik değil. Hizmet önemli. Abi diğer AK Parti Tayyip Erdoğan CHP'nin başına geçse yine oy verir misin? Veririm. Ben Tayyipçiyim. Adam dürüst adam. Attığı adamlar Türkiye 10 numara. Sulalece bak dikkat et eniştesini görüyorsun. Dürüst evet. 2 milyon 300 7500 lira 7500 prim yapmışım. Aldığım 2 milyon 800. Öteki dönemde hiç onu da alamıyordunuz. Bangalar hortumladı gittiler. Sen boş ver. Şimdi partizilik önemli değil. Abi. Hayır kardeşim doğruları konuşmak lazım. Bu gelmeden önce ben ev aldım. Çocuklarımı okuttum. Şimdi geçinemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen kaç yaşındasın? Şimdi çift enflasyon. Ben 61 yaşındayım. Aa, çocuk değilim ben. Tamam. Sen CHP'nin başında kim var? Ya CHP'yi bırak. Ben tamam. CHP'yi savunmuyorum. Eskiden ben CHP'yi savunmuyorum. Abi hiçbir parti söyle kimse yok. Ben kardeşim savunmuyorum. Ben devlet hastanesine nasılsın gidemiyordum. Kuyruğun bir ucu burada, bir ucu değin orada. Ben devlet millet resmen şey ödülüyor. Soracağım sana. Enflasyon %5.75 mi? Bunlar nereden alıyorsa öğretsin biz de gıda oradan alalım. Nereden alıyorsalar? Abi senin enflasyon yüzde kaç?
Benim enflasyon %30'dan 40'tan aşağı değil ya. Bir kilo peynir alırsın 40-50 lira. Geçen gün peynirciye gittim. Bir peynir sordum 70 bin lira. E benim günlüğüm 70 bin lira. Ben onu nasıl alabileceğim? Bir şey söyleyeyim. Türk insanına ne kadar kafasını aşağı tökersen o yine ister.